Merhaba, İşte Yaşam programında yine birlikteyiz. Özdemir Erdal'la yine bugün güzel konuları sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız Özdemir Bey? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler de iyisiniz. İyiyim, çok teşekkürler. Geçen haftadan kalan sorularımız vardı. Hatta konuları ayırmıştık, seyircilerimizden gelen sorular da vardı. Bugünlerde programımız biraz daha izleniyor anladığım kadarıyla. Çok kişi arayıp bana sorular sormaya başladı. Bakalım, daha da ileriye gidecek gibi görünüyor. Biraz ülkenin de şu anda ekonomik durumundan dolayı aslında işçi işveren arasında çok fazla sıkıntı, sorun olmaya başladı. O yüzden de soruların artması bundandır muhtemelen. Özellikle asgari ücretin yetersiz olması. Evet, asgari ücretin artması işverene bir maliyet bindirdi. Bu işverenler için bir maliyet ama artmasına rağmen bu çalışanlar için yeterli gelmedi. Çünkü enflasyon daha yeni asgari ücretliler çalışanlara ödenmeden o yapılan zammı yok etti. İşçiler bu anlamda daha fazla ücret talep etmekte. İşverenler de bu anlamda bu maliyetleri kaldırmakta gerçekten zorluk yaşamakta. Bu da en son işte yine TÜİK'in yayınlamış olduğu işsizlik rakamlarına yansıdı. Türkiye'de işsizlik oranı bu anlamda artmaya devam ediyor. Bu da işte bizim gündemde konuştuğumuz konuların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. İşsizlik peki şu an tam olarak ne durumda? Hangi sektörlerde daha fazla? Çünkü siz İK olarak birbirinizle görüşüyorsunuz. Sektörü herkesten daha iyi biliyorsunuz. Dönemsel olarak şu anda hizmet sektöründe birazcık daha işsizlik oranı az diyebiliriz. Çünkü yaz dönemi hizmet sektörü biraz daha kuvvetli ama özellikle yazın sonu yaklaştığı için tekstil sektöründe işsizlik oranı birazcık daha artmaya başladı. Oralarda özellikle kış sezonuna girerken bu anlamda birazcık daha iş akitleri feshedilmeye başlandı. Otomotiv şu an birazcık daha eskisine göre canlı gitmeye başladı. Araçlar gelmeye başladı. Üretim bu anlamda birazcık daha arttı. Ama maalesef bu euro dolar kurunun yüksek olmasından dolayı, maliyetinin yüksek olmasından dolayı özellikle yurt dışından ithal mal getirip de bunu yurt içinde satmaya çalışanlar da fiyatların yüksek olması ve satışların düşük olmasından dolayı bu şekilde çalışan firmalarda çok ciddi anlamda maliyetlerin kaldırılmamasından dolayı işçi çıkartımları yaşanmaya devam ediyor maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben sorularıma geçmeye başlıyorum çünkü o kadar uzun uzun konuşuyoruz ki bize zaman da yetmiyor. İlk sorumla başlıyorum o zaman. İkale ne demek? İkale bana da farklı bir terim gibi geldi. Aslında geçen hafta konuşmuştuk. İşte bu işsizlik oranlarının artması da şu anda işverenleri ve çalışanları birazcık ikale sürecine itmeye başladı. İkale Arapça kökenli bir kelime. İkale bir sözleşmenin iki tarafı arasında karşılıklı olarak sözleşmenin kendi iradeleriyle feshedilmesi anlamına geliyor. Yani biliyorsunuz İş kanununda iş akdinin işveren tarafından feshi söz konusu işçiyi çıkartabiliyor. Haklı sebeple, geçerli sebeple, deneme süresinde bu tek taraflı bir feshi oluyor. Çalışan için de yine haklı sebeple ya da geçerli bir nedenle ya da istifa ederek kendi iradesiyle iş akdini feshetmesi, istifa etmesi yine bu da sözleşmenin tek taraflı feshi oluyor. İkale işçi ile işveren arasındaki sözleşmenin iki tarafında kendi ortak iradeleriyle bu sözleşmenin feshedilmesine karar vermeleri anlamına geliyor. İkalenin anlamı bu. İkale sözleşmesi tek taraflı yapılabilir mi peki? İkale sözleşmesi tek taraflı olmuyor. Mutlaka iki tarafında olması lazım. Yani işveren tek başına ben geldim senden ikale sözleşmesi yapacağım dediğinde çalışan bunu kabul etmiyorsa böyle bir ikale sözleşmesinden söz etmek mümkün değil. Ya da işçinin gidip de ben ayrılmak istiyorum sizle de ikale sözleşmesi yapmak istiyorum ya da bir ikaleyle çıkartın demesi yeterli olmuyor. Dediğimiz gibi ikale sözleşmesi her iki tarafında kendi açık rızasıyla ve beyanıyla yapılması gereken bir sözleşme. Tek taraflı bir ikale sözleşmesi olmaz. Zaten anlam ifadesiyle çift taraflı feshi anlamında. Bunu genelde hani tek taraflı olur mu diye çalışanlardan çok fazla geliyor. Ben işverenime işte bana ikale sözleşmesi yaparak tazminatımı öde beni çıkart dedim kabul etmedi diyor. Yani bu işverenin kabul edip etmemesi kendi özgür iradesi. Dediğimiz gibi ikalede iki tarafın da kendi rızası olması lazım. İşveren bunu kabul etmeyebilir ya da bir işveren de ben çalışanımla ikale sözleşmesi yapıp onun iş akdini feshedeceğim demesinin çok bir anlamı yok. Bunu çalışanın da aynı şekilde rıza göstermesi, bu şekilde kabul etmesi gerekiyor. Bir şekilde anlaşmalı ayrılık gibi bir şey. Evet, iki tarafın da karşılıklı anlaşması anlamına geliyor aslına bakarsanız. Peki ikale sözleşmesi neden yapılır genelde? İkale sözleşmesi genelde
çok fazla işçiler tarafından tercih edilen bir şey değildir. Yani işçilerin ikale sözleşmesiyle ayrılmak istiyorum dediği konular çok çok azdır. Daha çok işveren tarafından yapılır. Daha önceki konularımızda konuşmuştuk. İşvereninin çalışanın iş akdini feshetmesi için haklı nedenlere ihtiyacı var ya da geçerli sebeplere ihtiyacı var. Özellikle çalışanın iş yerindeki kıdemi 6 ayı geçtikten sonra çalışma güvencesi kanununa takılmaya başlıyor. İş güvencesi kanununa takılıyor. Yani 6 ayını doldurduktan sonra bir çalışanın işverenin onu işten çıkartabilmesi için mutlaka haklı ya da bir geçerli sebebi olması lazım. Haklı ya da geçerli sebebi yoksa bu iş iade davasının önünü açıyor. İşte iş yerinde çok fazla kayıtlar evraksal üzerinden yürütülmüyorsa, çok fazla işler sözlü olarak hallediliyorsa, uyarılar sözlü olarak yapılıyorsa ya da çalışanın genel olarak performansından memnun değil ama içeride çok düzgün bir performans ölçme değerlendirme sistemi yoksa, işveren de bu anlamda çalışanla yollarını ayırmak istiyor ama bir şekilde işe iade davasının da önünü kapatmak istiyor ya da toplu bir çıkış yapmak istiyor. Bununla ilgili de herhangi bir şekilde dava süreçleri, arabuluculuk süreçleri bunlarla uğraşmak istemiyorsa böyle durumlarda ikale sözleşmesini çalışana önerip çalışan da kabul ederse böyle bir durumda dava yolunu da kapatmak için ikale sözleşmesi yapılabiliyor. Genelde işverenlerin bu sebepten tercih etmiş oldukları bir yöntemdir. Daha önceki çalışmış olduğumuz bir iş yerinde yaklaşık bir 550 kişiyi aynı anda çıkartmamız gerekti. Aynı tarihte ve aynı anda çıkartmamız gerekti. Ne kadar zor işiniz aslında. Tabii yani o zaman 550 kişiyi ekmeksiz bırakıyorsunuz. Yani 2400 yani çalışan olan bir alanında düşündüğüm zaman 2400 çalışan olan bir yerde birdenbire 550 kişisini aynı anda işten çıkartmamız gerekiyordu. 4 bölgede çalıştığımız bir yerde. O zaman işte her biriyle teker teker işte fesih bildirimi yapmak, o dava süreçlerine girmek, haklı olduğumuzu ispatlamak, kanıtlamak gerçekten bizi çok fazla yoracak, çok fazla iş yükü getirecek bir durumdu. Bu anlamda bir ihale süreci başlatmıştık. Kabul eden vermiş olduğumuz şartlarla ayrılmayı kabul eden çalışanlar arasında seçmiş olduğumuz 550 kişiyle bu anlamda yaptık ama hani 550 kişiyi işsiz bırakmak demeyelim burada. Dediğimiz gibi ihale iki tarafın arasında yapılıyor. Bazı iş yerlerinde bakarsanız aslında bunu işçiler de bekliyor. Yani bunu da ara ara Bursa'daki bazı büyük firmalarda yapar belli dönemlerde. Der ki işte şu tarihte anlaşmalı olarak çıkışlarımız yapılacaktır. Çıkış için çıkışını almak isteyen, tazminatını almak isteyen çalışanlar amirleri aracılığıyla insan kaynaklarına bildirebilir diyorlar. Yani çalışan da aslında iş yerinden ayrılmak istiyor ama içeride oluşan bir kıdem ihbar tazminatını bırakmak istemediği için de çıkamıyor. Haklarını bırakmak istemediği için devam etmek zorunda. Evet, işverende de bu anlamda bir kimi zaman küçülmeye gitmek istiyor, kimi zaman bu anlamda bir yeni kan almak istiyor, içeriye bir sirkülasyon yaşatmak istiyor, kıdemi yükünü azaltmak istiyor bu anlamda. İşverenin böyle bir teklifine, çalışan da kendisi rızayı gösterip evet ben de bu haklarımdan faydalanmak istiyorum deyip kendi iradeleriyle beyanları sonucunda iki taraf birden anlaşmış aslında oluyor. Aslında iki tarafta da kazan kazan ortaya çıkmış gibi oluyor. Gibi yani ihale bir bakıma böyle diyebiliriz yani çalışanın %100 işsiz bırakılması değil, işten ayrılıp tazminatını almak isteyen. İlk etapta şimdi ben dışarıdan düşündüğüm zaman eyvah hani fabrika 550 kişiyi aynı anda çıkıyor. Yazık insanlar işsiz kalıyor çünkü günümüzde artık yaşam şartları çok ağır olduğu için birdenbire aklıma onlar geldiğinden size söyledim. Doğru ama tam işte orada da aslında çalışanlar başka yere de gitmek istiyor. Daha güzel teklifler de alıyor ya da kendi işini kurmak istiyor. O işten sıkılmış oluyor. Amiriyle anlaşamıyor ama tazminatını da kaybetmek istemiyor. Aslında fırsat yaratılmış oluyor. Bir bakıma evet bu anlamda yani o çalışan kendi rızasıyla gelip ben bu sürece girmek istiyorum beni işten çıkartır mısınız diye başvurusunu yapıyor. İşveren de bu anlamda kabul ederse o çalışanın ayrılmasını yani işverenin içinde çok kritik noktada çok kritik personel değilse tamam kabul ediyorum deyip bu şekilde bir ihale sürecine başlatılıyor açıkçası. Zaten her şirkette ya da her fabrikada, işletmede bir kritik eleman muhakkak vardır. Muhakkak her yerde vardır. Olmamasını olmaz. Çok isterim. Aslında olmaması gerekir. Hiçbir aslında fabrikada ya da gerekir. Hiçbir işletmede. Sistem kendi kendini yürütüyor olması öyle. Gerekir ama maalesef o sisteme ayak uyduracak insanları yakalamak çok zor. Bulduğunda da bırakmamak istiyorsun. Biz işletmelerde genelde insan kaynaklı olarak hep şunu söyleriz. Üretimde çakıştığımız konu odur. Hiçbir eleman vazgeçilmez olmaması lazım. Her elemanın mutlaka bir yedeğinin olması lazım. Bir işletmede bir personelin işe gelmemesi ya da olmaması durumunda o işletmede işler aksıyorsa ya da duruyorsa orası benim için bakkal dükkanıdır. Çünkü bakkal dükkanının bir tane sahibi vardır. Adam ben o yaptım gün, bir yöneticime. Adam hasta olur, işe gelemezse o gün bakkal dükkanı açılmaz. O dükkan dönmez. Eğer bir kişi işe gelmediğinde bütün iş aksıyorsa orası bizim için bir işletme değildir, bir bakkal dükkanıdır. O yüzden hemen herkesin bir yedeğinin olması lazım. Yedeklenmesi gerekiyor. O işin o kişi kadar belki yetenekli olmayabilir ama işin durmayacağı kadar
mutlaka işlerin yapılması tabii lazım. Tabii ki kişiye bağlı değil, sisteme bağlı çalışması. Aynen öyle yani. Çünkü bir yöneticime bunu anlatmaya çalıştığımda örnek verirken çok kötü bir örnek vermek zorunda kaldım. Çünkü başka türlü anlatamıyordum. Dedim ki her şeyi vermişsiniz, bütün şifre onda. Yolda gelirken kaza yaptı ve öldü. Ne yapacaksınız? Ne diyorsun sen dedi. Dedim ki gerçekleri söylüyorum. Kişiye bağlı değil, sisteme bağlı çalışılması gerekiyor. O kişi orada yoksa bir saat sonra gelecek olan kişinin o işlerini tamamıyla yapabiliyor olması lazım. Herkesin muhakkak ki yedeği olması lazım. Yedeği olmadığında zaten orada çalışan personelin yerine birini koyamazsan ötekini izne dahi gönderemiyorsun. Düşünsene Aynen. adam evlenecek ama ya da kadın evlenecek oradan ayrılamıyor gibi. Küçük örnekler belki. Naçizane aradan böyle örnek verdim ama. İkameyi zaten, ikaleyi özellikle şeylerle, işe iade davalarının devamı olarak zaten ele almıştık. Doğrudur. Öyle hatırlıyorum ben. Sözleşmesinde sadece kıdem ve ihbar ödemesi yeterli midir peki? İkale sözleşmesinde yok. Burada şöyle bir şey var. Yargıtay kararları ve içtihatlar hep şunu söyler. İhale sözleşmesi her ne kadar işçi işveren arasında karşılıklı olarak bir fesih yapılıyor olsa da ihale sözleşmesini genellikle işveren tavsiye ettiği için, işveren önerdiği için bu anlamda sadece kıdem ve ihbar tazminatı ödeyerek ihale sözleşmesi yapılmaz. Yargıtay kararları ihale sözleşmesinde işçinin mutlaka menfaatlerinin göz önüne alınarak yapılması gerektiğini söyler. Bu menfaatler de zaten bir işverenin normal şartlarda bir işçiyi geçerli bir sebeple işten çıkarttığı zaman kıdem ve ihbarını zaten ödemesi gerekiyor bu anlamda. Eğer ihale sözleşmesinde siz çalışanınıza sadece ihbar ve kıdem ödüyorsanız buradan bir ihale sözleşmesinden söz etmek mümkün değil. Karşılıklı rıza olmasına rağmen mutlaka ama mutlaka çalışana ekstra bir menfaat sağlanması gerekiyor. Burada da yine içtihatlara göre oluşmuş menfaat, en düşük menfaat çalışana ihbar ve kıdem tazminatının haricinde en az 3 maaş da ilave ödenmek şartıyla bir sözleşme yapılıyorsa, yani çalışanın o günkü oluşan kıdemine ve ihbarına ilave olarak en az 3 maaş da, 3 bürüt maaş da ilave bir para ödemesi yapılıyorsa, çalışan da bunu kabul ediyorsa burada bir ihaleden söz etmek, yani çalışanın menfaatine yapılan bir ihaleden söz etmek mümkün. Bunun haricinde siz sadece çalışana kıdem ve ihbarını ödediğinizde, ilave bir menfaat vermediğinizde, siz her ne kadar bunu ihale sözleşmesi yapsanız da çalışan buna daha sonra itiraz ettiğinde, yargıtaya gittiğinde, mahkemeye gittiğinde, mahkemede de hakim baktığında sadece kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek ihale yapılmaz, çalışanın diğer menfaatleri göz önüne bulundurulmamış diyerek bu anlamda ihale sözleşmesini baştan feshedebiliyor. Bu normal bir işverenin işçiyi tek taraflı feshine olarak değerlendirip böyle kabul edip mahkemeyi de bu şekilde devam ettirebiliyorlar. O yüzden de işverenlerin özellikle ihale sözleşmesi yaparken çalışana kıdem ihbarının haricinde ekstra menfaatler de vermesi gerekiyor. Bu en düşük 3 maaşa kadar diyebiliriz. Daha o düşük. O zaman yine küçük detaylardan bir tanesi evet. Bu. İşverenin özellikle ihale sözleşmesine dikkat etmesi aynen gerekiyor. Öyle. Bu çalışanlar için de aslında çalışanlar için de geçerli. Yani o da Yani ben kıdem oradaki ihbarımı aldım. O zaman ihale oldu. Olmuyor. Kıdem ihbarınızı vermek aslında zaten bir tek taraflı işverenden biraz fesih. Daha haklarını da isteyebiliyor. Evet, işverenin bu anlamda zaten sadece hiçbir sebep göstermeden bir işverenin çalışanın iş akdini feshettiğinde, geçerli ya da haklı bir neden olmadan feshettiğinde kıdem ihbar tazminatını ödese dahi çalışanın işe iade davası açma hakkı var ve hiçbir geçerli nedeni yoksa, hiçbir haklı sebebi yoksa işverenin çalışanın bu işe iade davasını kazanacağı da %100 kesin. Çalışan bu işe ya da davasını kazandığında zaten 4 aylık boşta geçen süresiyle alakalı bir para alacak işverenden davayı kazandıktan sonra. Üstüne işveren bir de işe başlatmazsa en az 4 maaş aslında daha işveren ödeyecek. Daha da fazla Evet yani ödeyecek. en az 8 maaşa kadar gidecek. Burada işverenin burada 8 maaş ödemektense 3 maaş ödemeyi kabul etmesi lazım. Çalışanın da bu anlamda hiçbir şey almamaktansa kıdem ihbarının haricinde en az 3 maaşlık bir ekstra menfaat en az 3 sağlaması. maaş ama En az, değil mi? yani genelde içtihatlarda oluşmuş Peki, karar bu. Hani minimum 3 maaş, maksimum istediği kadar verebilir işveren. 20 maaş vereceğim diyebilir. Ona kimse diyemez. Yani şey yaptı biliyorsunuz geçen seneydi. Yanlış hatırlamıyorsam Sakarya'da Honda fabrikası Türkiye'den çekildi. Komple fabrikayı kapattı ve giderken çalışanlarına kıdem ve ihbar tazminatlarının haricinde rakamı çok hatırlamıyorum ama 48 maaş daha ilave şey vermişti. Para ödemesi yapmıştı. Yani çok büyük
Çok yaşadım. Çok özür dilerim. Çok büyük Türkiye'de olay olmuştu. Yani bakın böyle işverenler de var falan demişti. İnsanlar işverenleri falan ne kadar iyiymiş diye düşünmüşlerdi ama aslında bakarsanız Honda gibi çok büyük bir devin orada yaklaşık 5000'e yakın çalışan yan sanayisiyle beraber belki 10-15 bin tane çalışan aileleriyle beraber 60 bin kişinin işsiz kalması anlamına geliyordu. Aslında Evet. çok daha büyük bir olaydı ama Honda giderken böyle bir jest yapmıştı. İşten çıkarken bütün çalışanlara kıdem ve ihbarların haricinde çok yüksek rakamlarda maaşları karşılığında da ilave bir prim ödemesi yaparak o şekilde Türkiye'yi terk etmişti. Yani giderken en azından bizi iyi hatırlasınlar demişlerdi. Bu yapabilir yani. İşverenin bu anlamda sınırı yoktur. Çalışan lehine olduktan sonra onu da ilk programlarımıza söylemiştik. İşverenlerin yapmış olduğu ödemede çalışan lehine ise devletin bundan bir kaybı yoksa, işverenin de bundan bir menfaati yoksa istediği kadar ödeme yapabilir. Bundan alakalı hiçbir sıkıntı yok. Aslında orada bir nevi iş ahlakına da kalmış oluyor Evet, iş gibi. ahlakı olabilir. Çalışan işveren arasındaki sadakate olabilir. İşverenin bu anlamdaki alçak Prensiplere bağlı. gönüllülüğüne, prensiplerine, kazancına, her şeyine bağlı olabilir Bir de yani ben bence. şeyi çok merak ediyorum sizlerin. Hem işveren hem İK olarak sendikası olan kurumlardaki sendika yetkilileriyle nasıl bir karşılıklı anlaşmaya gidiyorsunuz? Sonuçta onlar da işçilerin haklarını savunmak üzere oradalar. Hem onlarla hem işçiyle sizler görüşüyorsunuz. Oradaki görüşmeleri de çok merak ediyorum açıkçası. Yani şöyle, benim çalıştığım sendikalı firmalar aslında çalıştığım en kolay firmalardı. Sendikasız firmalarla çalışmaktansa sendikalı firmalarda çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü sendikasız firmalarda adam kayırmacalar çok fazla olabiliyor, kişiye göre muamele çok fazla olabiliyor. Bütün kurallar yazılı değil, bazen kurallar kişiye göre, zamana göre hızlıca değiştirilebiliyor. Sendikada bu olmuyor. Sendikada işte toplu iş sözleşmesi dediğimiz TİS'te her şey baştan yazılı. Kişiye özel uygulama yapamıyorsunuz. Herkese eşit davranmak zorundasınız. Buna ne işveren itiraz edebiliyor ne de sendika temsilcileri itiraz edebiliyor. O anlamda çalıştığım iş yerlerinde sendika temsilcileri beni çok fazla severdi. Çok da o anlamda saygı duyarlardı. Şunu bilirlerdi. Hiç kimseye haksızlık yapmam ama hiç kimseye de özel bir muamele yapmam. Toplu iş sözleşmesinde bu yazıyor kardeşim. Bu arkadaşa da bunu uygulayacağız. Ama Özdemir Bey o 10 yıllık eleman, o 15 yıllık eleman, şöyle iyi eleman, böyle iyi eleman. Yani toplu iş sözleşmesinde yazıyor mu 15 yıllık elemanlar bu maddeden yararlanamaz diye? Yazmıyor. O zaman uyguluyoruz. Yapacak bir şey yok dediğimizde onlar da itiraz O etmiyordu. zaman işinizi kolaylaştırıyor Tabii aslında. toplu iş sözleşmesi bu anlamda insan kaynakları açısından düşünürsek bizim işimizi birazcık daha kolaylaştırıyor. Yapmış olduğumuz her şey oradaki bir ana sözleşmeye bağlı. Oradaki sözleşmenin kurallarına uymak zorundasınız. Dışına çıkamıyorsunuz. Bu anlamda işimizi birazcık daha kolaylaştırıyor. Tabii zam dönemlerinde çalışanların istediği biraz daha fazla Evet, oluyor. onu soracaktım şimdi. Zam dönemlerinde ne yapıyorsunuz? Sendika Peki haklı onlar olarak biraz daha kendisinin böyle temsil etmiş olduğu yoğun geçiyor. çalışanların sözünü insan kaynaklarına ya da işverene iletiyorlar bu anlamda. Doğal olarak hani hep çalışanlar da ortalamanın üstünde bir şeyler bekliyorlar. Ortalamanın üstünde bir rakamlar istiyorlar. İstemek de en doğal hakkı. Sendikalı olmayan iş yerlerinde bu istekler gene aynı istekler oluyor. Fakat bunlar daha çok yemekhanede konuşulan, mola alanlarında konuşulan, servislerde konuşulan ve kendi aralarındaki bir fısıltıdan ibaret oluyor. Tabii ki bizim kulağımıza bir şekilde oradan buradan geliyor bunlar ama o orada bir fısıltıdan ibaret oluyor. Ama sendikalı olan iş yerlerde bu fısıltı olmuyor. O kişi gidiyor sendika temsilcisine söylüyor. Diyor ki şu kadar maaş bekliyoruz biz. Piyasa bu şekilde, enflasyon bu şekilde diye söylüyor. Sendika temsilcileri de ya da sendikada temsil ettikleri çalışanların bu dileklerini, isteklerini işverene getirmek zorundalar. Yani bu da en doğal hakları. Rakamlar yüksek olduğunda tabii işveren itiraz ediyor. Bunun maliyetlerinin artırabileceğini söylüyor. İşte sendika temsilcileri çalışanların da bu anlamda geçimlerinde sıkıntı olduğunu söylüyor. Bir ortak uzlaşma yolu mutlaka bulunuyor. Bulunması gerekiyor. Bulunmazsa sendika kendine düşeni yapıyor. Yine bulunmazsa işveren de kendi haklarını sonuna kadar arıyor, yapıyor ama gene tekrar söylüyorum, her şey yazılı olarak kurallara bağlı olduğu için, her şey sözleşmede açık ve net bir şekilde belirtildiği için insan kaynakları olarak ben kendi adıma konuşayım. Bütün İK'cı arkadaşları tabii bu anlamda onlar adına konuşamam ama ben en rahat çalıştığım, en kolay çalıştığım, en keyifle çalıştığım yerler sendikalı çalıştığım iş yerlerindeydi. Kuralların net olması bizim işimizi her zaman çok daha kolay hale getiriyor bu anlamda. Aslında arabuluculuk gibi hem işinizi kolaylaştırıyor hem de çok daha yasal Tabii olarak yani iş yerinin karşılıklı bir anayasası anlaşmaya oluşmuş geliyorsunuz. oluyor bu anlamda çalışanla iş Greve arasında. gittiğinde ne yapıyorsunuz? Bir de grevler de çıkıyor. Sonra mı sorayım? Başka programda mı Başka sorayım? programda o. Tamam, onlar da çünkü dedin. İhale sözleşmesi sonunda ise
İade davası açılabilir mi diye yazmışım. İşe iade davası açılabilir mi? İşte, tamamen şey, şöyle açılabilir mi? Evet açılabilir. Yani ihale sözleşmesi yaptınız. Bu ihale sözleşmesinden sonra çalışan yine gidip işe iade davası açılabilir. İşe iade davasının önünü kapatan bir şey değildir ihale sözleşmesi. Fakat işe iade davası açıldıktan sonra, şimdi işe iade davasında kural neydi? İşverenin çalışanı haklı ya da geçerli bir sebep göstererek iş akdini feshetmesiydi. Feshetmezse iş iade davasını iş çalışan kazanabiliyordu. Şimdi burada karşılıklı bir beyandan söz ediliyor. İşveren çalışanın iş akdini feshetmeyi istiyor. Çalışan da kendi menfaatlerinin ödenmesi karşılığında bu feshi kabul ettiğini söylüyor. Bunun sonunda iş iade davası açtığı zaman mahkeme usulen bunun doğru olup olmadığına, uygun olup olmadığına bakıyor. Bu uygunlukta da işte mahkemenin bakmış olduğu şeylerden birisi şu: ihale sözleşmesinde işveren çalışanın menfaatine ekstra bir ödeme yapmış mı yapmamış mı? Eğer burada ekstra bir ödeme yapmışsa bunun bir ihale sözleşmesi olduğunu ve karşılıklı ortak beyanlarla ve çalışanın hakkı gözetilerek yapılan bir sözleşme olduğuna karar vererek iş iade davasını mahkeme reddediyor çalışan adına. Diyor ki yani sen kendi açıklı beyanını belirtmişsin ve bunun karşılığında da işveren sana hakkın olan ihbar ve kıdem tazminatının haricinde ekstra menfaatler de vermiş. O yüzden burada bir işe iade davasından söz etmek mümkün değil diyor. Ama işveren bu anlamda kıdem ihbarını ödemezse, kıdemini öder ihbarını ödemezse ya da kıdem ihbarını ödemesine rağmen ekstra bir ödeme yapmazsa ve çalışan bundan alakalı işe iade davası açtığında ihale sözleşmesinde kıdem ve ihbar tazminatının haricinde bir şey ödenmediğini görürse o zaman mahkeme şuna karar veriyor. Bu aslında tek taraflı bir fesi, işverenin sadece kendini korumaya aldığı için, işten çıkartmak için haklı ya da geçerli bir sebep göstermediği için yapmış olduğu tek taraflı bir fesiye kılıf uydurma yöntemidir. O yüzden çalışanın açmış olduğu işe iade davası benim için geçerlidir diyor. O yüzden işe iade davasının önünü kapatıp da kapatmak için bir ihale sözleşmesi yapılıyorsa mutlaka çalışana ekstra bir menfaat sağlanması gerekiyor. Ödeme yapılmadan ihale sözleşmesi yapılamıyor. Onu zaten açıkladık. Yok, yapılıyor. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Şöyle, ihale sözleşmesinde dediğim gibi %80, %90 işveren tarafından yapılan bir sözleşmedir bu. Ama bazı özel durumlar vardır. Özel, ne gibi? Şöyle, ihaleyi şimdi hep işveren yapacak hali yok. Bir de çalışanın yapması gereken ihaleler var. Nasıl ihaleler var? Yurt dışı bağlantılı olan, özellikle %100 sermayeli ve yurt dışında da fabrikası olan işletmeler var. Türkiye'nin genel hemen her yerinde de bunlar faaliyet halinde oluyor. Bazı çalışanlarını alıyor, çalıştırmaya başladıktan belli bir süre sonra onu özellikle orta kademe yönetici ya da üst düzey yönetici yapabilmek için bunları yurt dışındaki fabrikalarına gönderiyor. Orada 6 ay boyunca eğitimlerini aldırıyor, orada otelde konaklatıyor, orada eğitimlerdeyken hem oradan maaşı almaya devam ediyor, hem Türkiye'den maaşını almaya devam ediyor. Sonra Türkiye'ye geldikten sonra bu eğitimleri devam ediyor, belli kademelere getirilecek oluyor ve bunlarla çok ciddi bir eğitim yatırımları yaptığı için bir sözleşme yapıyor. Diyor ki benim size bu işte yurt dışında geçirmiş olduğunuz sürelerde vermiş olduğum eğitimler, oradaki konaklama masraflarınız, orada çalışırken orada ödediğim artı burada ödediğim paralardan dolayı şu kadar bir maliyetim oluştu. Bu maliyetim karşılığında Türkiye'ye geldikten sonra benim fabrikamda en az 5 yıl çalışmanız gerekiyor. 5 yıl içinde çalışmazsanız bu yapmış olduğumuz masrafların karşılığını sizden alabiliriz diyor. Çünkü bunu da suistimal edebilen çalışanlar oluyor. Evet. Yani o firmada çalıştı. Ben artık oldum, bu kadar eğitim aldım, burada ne yapayım? Gibi ya da yani o kadar eğitim aldıktan sonra bu firmada işte 25 bin lira maaşla çalışırken benzer üretimi yapan bir başka firma bu kadar eğitimini almış, her şeyi öğrenmiş bir elemanı daha ucuza kapatabilmek için yani 6 ay gönder, yurt dışında çalıştır bilmem ne. Evet, o elemana diyor ki gel ben sana 40 bin lira vereyim, 50 bin lira vereyim, ben de çalış diye böyle bir teklifte bulunuyor. İşveren de böyle bir elemanı kaybetmemek adına ondan Türkiye'ye geldiği zaman ya da ilk daha eğitime göndermeden önce bu eğitimlerin karşılığında oluşabilecek haklı toplam tutar kanısında bence bir sözleşme yapıyor. Diyor ki ya şu kadar süre çalışacaksın bizde ya da eğer bu kadar sürenin içinde işten ayrılmak istiyorsan bize şu eğitimden için sana harcamış olduğumuz şu kadar parayı vereceksin diyor. İşte çalışan böyle durumlarda işten ayrılmak istediğinde bu sefer çalışan diyor ki ben sizden ihale sözleşmesi yapmak istiyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Herhangi bir ihbar kıdem tazminatı talebim de yok. Sadece ben bu anlaşma gereği işten ayrılırken sizden eğitimlerden dolayı ödemiş olduğum, benim adım ödenmiş olan eğitim masraflarının benden alınmamasını talep ediyorum, istiyorum diyor.
İşveren de bunu kabul ederse karşılıklı bir ihale yapıyorlar. Yani çalışan iş akdini feshetmiş oluyor. İşveren de bu feshi kabul etmiş oluyor. Bundan dolayı işveren çalışana eğitimde geçen sürelere ilişkin almak istediği paradan feragat etmiş oluyor. Yine çalışanın menfaatine bir uygulama olduğu için. Böyle durumlarda yani hiçbir ödeme yapılmıyor. Aslında ödemeyi yapacak, yapması gereken kişi çalışan işverene bir ödeme yapmak zorunda. Çünkü giderken o eğitime böyle bir sözleşme yapmışlar. Bu sözleşmeye uymadığı için, daha erken işten ayrıldığı için çalışan şey yapabiliyor. Böyle bir ihale yoluyla işverene herhangi bir para ödemeden, işverenden de hiçbir para talebi olmadan ihale sözleşmesiyle iş akdini feshedebiliyor. Yani hiçbir ödeme yok ortada ama gene çalışanın bir menfaati söz konusu burada. Peki bu sözleşme yapan işsizlik sigortası alabiliyor mu çalışan? Maalesef o işte çalışanların da ihale sözleşmesi yaparken en çok yaşadığı sıkıntılardan ya da en çok vazgeçme sebeplerinden birisi bu. Çift taraflı feshi olduğu için. Bazen işverenler ya da işi bilmeyen bazı arkadaşlar çalışanlara şunu diyor. Yani sen buradan ihale sözleşmesiyle ayrılacaksın ve işsizlik sigortası da alacaksın diyorlar. İhale sözleşmesinde işten çıkış nedeni işsizlik maaşı alınmayı gerektirecek bir sebep olamaz. Diğer nedenlerden dolayı çıkartmak zorundalar. SGK'da 21 kod diğer nedenler dediğimiz nedenlerle çıkartmak zorundalar ve böyle bir sebepten dolayı işten çıkartılan birine işsizlik maaşı ödenmez. Sırf çalışan bunu kabul etsin diye aslında sonradan eklenen 3 maaşta minimum 3 evet. Maaş maksimum sonu olmayan yani, maaş talepleri menfaatler. De bundan mı kaynaklanıyor? Aynen. Yok, bundan kaynaklanmıyor. Dediğim gibi iş iade davasının önünü kapatmak için ama çalışan işten ayrıldıktan sonra bir de iş iade davası işsizlik maaşı da alacaksa daha çok kabul etmek istiyor ama ihale sözleşmesinde böyle bir... İhale sözleşmesinde madem işsizlik alamıyorsa o zaman alamıyor. Kendini garantiye alabilmek için oradaki maaş ödeme maaş sürecini da isteyebiliyor. Biraz daha evet. İsteyebilir. Aynen isteyebiliyor yani ama belki bazı işverenler de bunu ödemek istemiyor. Bazı yanlış yönlendirmelerden dolayı da işveren diyorlar ki ya tamam sen ihaleyle çıkart işten çıkış kodunu da ama 21 koduyla gösterme. İşsizlik maaşı alabileceği diğer kodlardan biriyle göster diyorlar. Yolsuzluk değil mi? İşte bu iki yolu var bunun. Siz ihale sözleşmesi yaptınız ama çıkış kodunu ihaleden dolayı değil. Belgeler farklı, evet, ekran farklı. Belgelerde yani işte evinizdeki evraklar ihaleye göre yapılmış ama sigortaya bildirim şekliniz işte 4 koduyla bildirmişsiniz. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli ya da haklı bir sebep gösterilmeden feshi dediniz. Böyle bir durumda işsizlik sigortası, işsizlik maaşı alabiliyor çalışan eğer hak ettiyse. Çalışan buradan işsizlik maaşı alıyor. O zaman size iş iade davası açabilir. İş iade davasında da bu sefer siz derseniz ki ya biz ihaleyle yaptık dediğinizde bu sefer mahkeme diyecek ki yani ihaleyle yaptıysanız o zaman sigortaya niye ihaleyle bildirmediniz? İşsizlik sigortası ile bildirdiniz diyebilir. Ve aynı şekilde bundan alakalı İşkur'dan bir denetleme geçirdiğinizde ödeme de alır aslında. Aynen öyle. Geri ödemeyi ve çalışandan almaz geri ödemeyi. Beyan tamamıyla işverene ait alır. Olduğu için işverene hatası olduğu için. Devleti haksız yere zararı uğrattığı ve menfaat elde ettiği için bundan dolayı çalışanlara ödenen tüm işsizlik maaşını faiziyle beraber devletten ister. O yüzden hani işverenlerin bu konuda yanlış yönlendirmelere gelmemesi gerekiyor. Çalışandan gerçekten her şeyi açık net bir şekilde ifade ederek anlatarak bu ihaleyi yapması lazım. Çalışan kabul etmiyorsa ya da ben sadece işsizlik maaşı alırsam bunu kabul ederim başka türlü etmem diyorsa o çalışanla ihale sözleşmesi yapmaması daha menfaatine. O zaman tek taraflı feshiye giriyor. İşten evet. Çıkartması daha aynen mantıklı öyle. Oluyor aynen şekilde. Öyle. Pazarlık yaparken. Bir şey merak ettim. Süremiz doluyor aslında dolduğu gibi. O kadar güzel konular var ki. İhale sözleşmesinin maddeleri farklı, yani işveren tarafından mı hazırlanıyor yoksa? Tabi sözleşme yani çalışanların kalktı. İhale sözleşmesi adı altında. İhale sözleşmesi yapılıyor. İşte orada çalışanların çalıştığı süreler hangi işleri yaptığı. Bu maddeleri yaptığı, işveren mi oluşturuyor tabii yoksa? İşveren oluşturuyor. Yani neden bir ihale sözleşmesi yapması tabii neden bir ihale sözleşmesi yapması gerektiğini orada açıklıyor. İşte iş yerinin durumu, ekonomik durumlar, kriz, bundan dolayı küçülmeye gitmesiyle alakalı neden çalışanlarla ihale sözleşmesi yaptığıyla alakalı bir sözleşme hazırlıyor. Altında da ihale sözleşmesinin karşılığında işverenin çalışana hangi durumlarda ve hangi şartlarda ne tür ödemeler yapacağı her birisi yazılıyor. Her bir ihale sözleşmesi
grup halinde yapılmaz. Her iş hikaye sözleşmesi çalışanlara ayrı ayrı yapılır. Çünkü her çalışanın işe başladığı tarih ayrı, işte işten çıktığı tarih birbirinden ayrı olabilir. Alacakları tazminatlar, alacakları bu anlamda ek ödemeler birbirinden farklı olabilir. Her bir hikaye sözleşmesi her bir çalışanla ayrı yapılabilir. Nedeni ortak olabilir. Yani toplu bir hikaye sözleşmesiyle çıkartılıyor olabilir. Nedenleri, hikaye sözleşmesinin neden yapıldığına dair nedenler birbirinden farklı olabilir ama sözleşmenin alt metinleri dediğimiz çalışanın tarihi, alacağı yan haklar, derece kıdem tazminat, ödemenin hangi tarihte hangi şekilde yapılacağı gibi maddeler çalışana özel yapılmak zorunda. Her bir çalışanın sözleşmesi bu anlamda ayrı olur ve bunu işveren hazırlar tabii. İşveren hazırlıyor. Tabii çalışandan gel bana hikayeli sözleşmesi hazırlı demesin, bekleyemezsiniz. Her çalışanın bunu yapabilecek yeteneği yok. Sadece hani bir matbu şeklinde mi oluyor değil, yoksa? Hayır, değil, Onu merak ettim. Hani maddeler değil. İlave olabiliyor. Yani Google'a yazıp da hikayeli sözleşmesi diye karşınıza bir şeyler çıkabilir ama o sizin şirketinizi hiç bağlamaz. Sizin hikayeye gittiğiniz neden çok farklıdır. Google'da bulmuş olduğunuz hikaye sözleşmesindeki hikaye sebebi çok birbirinden farklıdır. Siz size özeli bulup yazmanız gerekiyor ya da yazdırmanız gerekiyor. Yani bir işte iş hukuku danışmanı, profesyonel bir yerden destek almanız çok daha önemli bu anlamda. Gerekiyor. Özellikle avukatlar. Tedbiri arayıp destek alabilirler anladığım kadarıyla. Tedbiri arayabilirler. Çok iyi avukatlar var, avukatları da arayabilirler. Hiç sıkıntı yok. Yardımcı size aradıklarını, iletişim bilgilerini verebiliriz. Tabii ki sıkıntı yok. Özdemir Bey burada anlattığı gibi sizlere de detaylı bir şekilde destek olacaktır. Bundan eminiz zaten. Çok teşekkür ederiz bugün için. Bir dahaki şimdilik bitti. Ben daha sorarım ama uyarı alıyorum özellikle zamanımızla ilgili. Sizinle konuşmak zaten çok keyifli. Her geçen gün çok farklı konularda çok güzel bilgiler ediniyorum sayenizde. Buna da devam edeceğiz. Özellikle seyircilerimizden rica ediyorum ben. Merak ettikleri, öğrenmek istedikleri konular varsa lütfen yazmaya devam edin. Ben yine de Özdemir Bey de oturup konuşuyoruz, notlarımızı alıyoruz ama sizin sorularını sormadan asla kendisini göndermiyorum. Bunlara da devam edelim istiyorum. Bugünlük programımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkes Duysun TV'de de yine yayınlarımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle bugün. Görüşmek üzere.